Öncelikle dermatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bununla bir giriş yapalım. Ya şimdi dermatoloji aslında insandaki en büyük organ, deri. Bütün dış çevresine, insan vücudunun saç, tırnak ve deri olmak üzere biz bakıyoruz. Dermatologlar bunları tedavi ediyor. Yani sizin vücudunuzda dışarıdan baktığınızda, gözünüzle gördüğünüz her yer bizim bölgemiz uzmanlık demek. Uzmanlık alanınıza giriyor. Evet. Anladım. Peki hocam, akne dediğimiz, sivilce diyebildiğimiz ve erkekte, çocukta, ergenlik döneminden itibaren herkese görülen sivilceden bahsedelim. Nedir? Neden oluşmaktadır? Şimdi akne adolesan çağda, yani ergenlik döneminde sizin dediğiniz gibi kabaca 14 yaşından, 13-14 yaşından sonra yüzde göğüste olabiliyor, sırtta olabiliyor. Yağlanmanın arttığı bölgelerde hormonların etkisiyle ergenlik döneminde hormonların ortaya çıkmasıyla yağlanmanın arttığı yerlerde oluşan önce kızarık, kabarık, komedonlar tarzında yağ birikimleri olabiliyor. Bazen de bunlar daha iltihaplı şişlikler, püstüller dediğimiz hale gelebiliyor. Uçları olmayan, ağrılı dediğimiz şeyler. Evet, onlar da olabiliyor. Onun dışında açık kapalı komedonlar oluyor. Bir de daha ileri formu olursa kist tarzında oluyor. Onlar daha üst düzeyde. Evet, yani bu hayatın herhangi bir bölümünde neredeyse insanların hepsinde görülen bir şikayet. Ama bazısında doktora gelmeyi gerektirecek kadar yoğun oluyor. Bazısında daha hafif oluyor. Ama işte şimdi artık bu telefonlar sayesinde herkes görselliğe çok önem verdiği için çocuklar rahatsız oluyorlar. Gelmek istiyorlar doktora. Peki hocam, oluşmasına sebep olan etkenler, faktörler nelerdir? Ya şimdi işte dediğim gibi esas önemli olan hormonlar. Yani hormonal aktivitenin ergenlikte başlamasıyla yağ bezlerinde uyarım oluyor.